Dertlerimiz, sıkıntılarımız, keder ve cefalarımız görebilen gözler için hakikatte hazinemizdir. Büyükler der ki, derdü bela kemendi mahbubtur. Yani Allah sevdiği kullarını bazen dert ve bela kemendiyle kendine doğru çeker. Ona yakın ihsan eder. Anla bunu. En ufak bir imtihanda bile dilini şikayete bulaştırma. Burası dert ve bela tahsili için bir uğrak yeri. Burası imtihan. Burası hasret. Burası gurbet. Burası zahmet dünyası dostum. Rahmet kapısından zahmet anahtarıyla girilir. İşte bu sırra vakıf olan Hazreti Mevlana demiştir ki, derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdimi veren de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor. Sevilen çekmesin de neylesin. Bazen Allah sana bütün kapıları kapatır ki benim kapımda beklemeyi bilsin diye. Bazen verişiyle sınar şükredecek mi diye, bazen vermeyişiyle sınar sabredecek mi diye. O yüzden ne varlığa övünmeli ne de yokluğa yerinmeliyiz. Emanetçi olduğumuzu bilip her ne olursa olsun asla isyana ve azgınlığa düşmemeliyiz. Cenab-ı Hak buyurur ki, Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Bu Allah'ın bize bir vaadidir ve Allah vaadinden asla dönmez. Yine Hazreti Pir'in ifadesiyle, sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozunu almaktır. Cenab-ı Hak bu dert ve cefalarla bizim tozumuzu, kirimizi alır. Manidar bir hikayedir, anlatılır. Dervişin biri uzun bir yolculuğun ardından bir köye ulaşır. Orada kendisine yardım edecek, yiyecek ve kalacak bir yer arar. Köylüler, zengin olan Şakir diye birinin çiftliğini tarif edip oraya gitmesini söylerler. Şakir, dervişi çok iyi ağırlar, birlikte yiyip içerler. Nihayet ayrılık vakti gelir ve derviş der ki, böyle zengin olduğun için Allah'a şükret. Şakir, hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi değildir. Bu da geçer yahu cevabını verir. 5-10 yıl sonra dervişin yolu yine aynı yere düşer. Şakir'i arar, köylüler, o iyice fakirledi. Şimdi başkasının yanında çalışıyor derler. Derviş gidip Şakir'i bulur ve bakar ki eski dostu gerçekten çok yaşlanmıştır. Sel felaketinde her şeyini kaybettiği için fakir bir haldedir. Şakir bu defa kıt kanaat elindeki yemeğini dervişle paylaşır. Derviş vedalaşırken başına gelenlerden dolayı ne kadar üzgün olduğunu söyleyince Şakir'den şu cevabı alır. Üzülme. Bu da geçer yahu. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı köye düşer. Köyde Şakir'e iş veren kişi ölmüş, ailesi olmadığı için de bütün mal varlığını Şakir'e bırakmış ve Şakir yeniden çok zengin olmuştur. Derviş dostunun yeniden zengin olmasından dolayı ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır. Bu da geçer yahu. Bir zaman sonra derviş tekrar köye geldiğinde öğrenir ki Şakir Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur ve mezar taşında da şu sözler yazılıdır. Bu da geçer yahu. Derviş üzülür ve bir taraftan da yahu Şakir ölümün nesi geçecek? Ölmüşsün işte daha ne der ve gider. Derviş ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri döner ama ortada ne tepe ne de mezar kalmıştır. Büyük bir sel gelmiş, mezarı dümdüz etmiş, Şakir'in mezarından geriye bir iz bile bırakmamıştır. Bunu gören derviş anlamış ki hakikaten bu da geçermiş.
Dünya imtihan yurdudur. Süsüne aldanmamak gerek. Eğer dünyanın itibar edilecek bir değeri olsaydı, şüphesiz buna en layık olan kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. O bile ne çileler çekmiş, Taif'te taşa tutulmuş da yine de şikayet etmemiş. Peki ya biz? İşte bu yüzden ne zaman bir ümitsizliğe kapılsak, ne zaman bir derde düçar olsak, bu da geçer yahu diyerek Cenab-ı Hakk'ı anmak ve bunun da geçip gideceğini bilmektir bize düşen. İbrahim Hakkı Hazretlerinin şu sözünü de ser levha asıverelim kalbimizin bir köşesine. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.